zamanlar yemyeşil bir ormanda Zıpır adında yaramaz bir maymun yaşarmış. Zıpır ağaçtan ağaca sallanmayı ve ormandaki diğer hayvanlara oyunlar oynamayı çok seviyormuş. Ama en sevdiği eğlence, en iyi arkadaşı olan Tüylü adındaki Bilge Baykuş'la vakit geçirmekti. Tüylü ve Zıpır çok küçük yaşlardan beri arkadaştılar. Birlikte konuşarak, gülerek, sırlarını paylaşarak ve ormanı keşfederek saatler geçirirlerdi. Ama bir gün bir şeyler değişti. Tüylü zıpıra bazı kırıcı sözler söyledi ve maymun kendini ihanete uğramış ve üzgün hissetti. Zıpır en iyi arkadaşının ona neden böyle davrandığını anlayamıyordu. Yaptığı şey için Tüylü'yü daha fazla affedemeyeceğine karar verdi ve bilge yaşlı baykuştan uzaklaştı. Günler haftalara dönüştü ve zıpır Tüylü yanında olmadan kendini yalnız ve üzgün hissetti. Uzun sohbetlerini ve ortak maceralarını özlüyordu ancak gururu, yanlış anlaşılma için ona ulaşmasını ve özür dilemesini engelledi. Bir gün zıpır ağaçların arasında sallanırken uzaktan tanıdık bir yu sesi duydu. Bu, gözlerinde kederli bir bakışla ona doğru uçan tüylüydü. Maymunun kalbi, arkadaşını ne kadar özlediğini fark ettiğinde hızla çarpmaya başladı. Tüylü zarifçe zıpırın yanına indi ve usulca konuştu, sana söylediğim kırıcı sözler için gerçekten özür dilerim sevgili dostum. Kötü bir gün geçiriyordum ve hıncımı senden çıkardım. Beni affetmeyi kalbinde bulabilir misin? Zıpır, tüylünün bilge gözlerine baktı ve onlardaki samimiyeti ve pişmanlığı gördü. İçini bir bağışlama ve anlayış dalgasının kapladığını hissetti. Gülümseyerek başını salladı ve şöyle dedi, elbette seni affediyorum tüylü. Arkadaşlar hata yapar ama en önemlisi barışmamız ve birlikte ilerlememizdir. Ve böylece zıpır ve tüylü dostluklarının her zamankinden daha güçlü olduğunu bilerek birbirlerine sımsıkı sarıldılar. Günün geri kalanını ormanı keşfederek, eskiden olduğu gibi gülerek ve sohbet ederek geçirdiler. Paylaştıkları bağ için minnettarlardı. O günden sonra zıpır ve tüylü affetmenin ve dostluğun gerçek değerini öğrendiler aralarındaki bağın kaybedilemeyecek kadar değerli olduğunu bilerek bir daha asla yanlış anlaşılmaların aralarına girmesine izin vermeyeceklerine söz verdiler ve böylece ev dedikleri yemyeşil ormanda yan yana sonsuza dek mutlu yaşadılar